Bu manada sizleri de partimizin kuruluşundan beri bir ara görev yapmış büyüklerimizin de bu bir arada olması bizleri haliyle memnun etti. Dolayısıyla ben sizlerin bayramını teşkilatımızın adına hepinizin ayrı ayrı tebrik ediyorum. Nice bayramlara hep birlikte kavuşmak dileğiyle diyorum. Bayramımız mübarek olsun. Bayramlar ilçe başkanımızın dediği gibi birlik beraberliği, insanların musafalaşması, kaynaşması anlamında birer değerlendirmesi gereken günler. Önümüzde bir seçim var, 2023 seçimleri. Bu hem ülkemizdeki ülkemiz için, ülkemizin birlik beraberliği için, partimizin devamlılığı için, ülkemizde yeniden bir krizlere girmeme adına önemli bir seçim, önemli bir viraj. Belki de bu zamana kadar gelmiş geçmiş seçimlerin en önemlisi. Aldığımızda ki halde, bugüne kadar getirdiğimiz hali hepimiz müşahede ediyoruz. Bu sadece kendi gayretlerimizle, kendi mücadelemizle olmadı. Ankara'ya gittik, destek aldık. İl başkanımıza sıkıştığımızda destek aldık. Milletvekillerimizden destek aldık. Bu partimizin gücüyle bir noktada oluyor. Biz gayret ediyoruz tabii ki ama düşünün şimdi böyle bir şey olmadığını. Siz ne kadar gayret gösterirseniz gösterin. Bir yerlerden sıkarlarsa, önünüzü kapatırlarsa, önünüzde taş olunursa ki olunur. Dolayısıyla kısır döngü içerisinde kalırsınız. Hem ilçemiz adına hem ilimiz adına birçok hizmetin eksikliğini hala hazırda devam ediyor, görüyoruz. Özellikle kendi ilçemiz biraz bencil düşünelim diyelim. Kendi ilçemizdeki hizmetlerimizin artarak devam etmesi adına 2023 seçimleri önemli. Ülkemizin bekası için 2023 seçimleri önemli. Bu noktada da bize çok iş düşüyor. Cumhurbaşkanımız kendisi ifade ediyor. Diyor ki 2023 seçimleri ne AK Parti'nin seçimidir ne Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimidir. 2023 seçimleri Türkiye'nin seçimidir. Dolayısıyla 20 yıllık iktidarımız sürecinde gerçekten çok güzel işler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Herkesin bu süreçte kendini durağanlaştırdığı, yatırımlarını durdurduğu, dış dünyadan bahsediyorum. Türkiye adeta neredeyse 15 günde bir dev açılışın yapıldığı bir süreci birlikte yaşadık. Şimdi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurmak üzere emin adımlarla yol yürüyoruz. Ve bu teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya, ona güç vermeye hep birlikte devam edeceğiz. Karşımızda da kurulan o altılı masadan ufak bir bahsetmek istiyorum. Onların da bu bugüne kadar yapılanları işte böyle kısa sürede nasıl yıkabiliriz, nasıl Türkiye'yi daha aşağıya çekebiliriz'in hesabını yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bunu neden samimiyetle söylüyorum. Bugün ülkede yangın çıksa, bugün ülkede sel olsa, bugün ülkede deprem olsa, işte geçen günlerde bir doktorumuz, Konya'da bir doktorumuz vefat etti. Hain biri tarafından vuruldu ve vefat etti. Hiç kimsenin istemeyeceği bir durumla karşı karşıya kaldık. Bunu bile iktidara yamamaya çalışan, bunun üzerinden nemalanmaya çalışan bir muhalefetten bahsediyoruz. Şimdi en çok konuşulan durum ne şu anda? Bir hayat pahalılığından bahsediyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımızın da masasında, notlarında var. Ama bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Tüm dünya bununla bir mücadele içerisinde. Sadece Türkiye'de fiyatlar yükselmiyor. Tüm dünyada yükseliyor arkadaşlar. Bunları güzellikle anlatmamız lazım. Halbuki tarihinde hiç yaşanmamış bir şekilde asgari ücrette ara bir zam yapıldı. Bu sadece bir iyileştirme olarak görebilirsiniz. Aralıkta inşallah daha da güzel bir asgari ücretle karşı karşıya kalacağız. Emekli maaşında bir düzeltme yapıldı. Yapılıyor da yapılıyor. Bir şeyler gündeme geliyor. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili bir sıkıntımız vardı. O düzenlendi. İşte EYT ile alakalı konuşulanlar var. Onlar da inşallah bir kısmını belki çözülebilir mi diye Cumhurbaşkanımızın notunda var. Bize ne kalıyor arkadaşlar? Biz sadece bunları vatandaşlarımıza aktaracağız. Ve 2023'te her zaman Sakarya'da Cumhurbaşkanımıza %70 oy oranı çıkıyor. İnşallah bunu ne kadar daha yükseltebiliriz'in bir çalışmasını ortaya koymamız lazım.
bizim koca reisimiz, büyük reisimiz İstanbul'u İstanbul yaptı, bir kariyer yaptı. Bütün millet onun çalışmalarını gördü, etrafında birleşti. Biz, Ahmet bunu yapmış, Mehmet bunu yapmış, ben kapımın önüne bir kum getirmemiş, bilmem ne yapmış derdinde değiliz. Biz onları tanımıyoruz, biz tek adamı tanıyoruz, koca reis Tayyip Erdoğan'ı.